liraya. Sabahtan akşama kadar çalış. Çalışmak zorundasın bu kadar 1 liraya. Çalışmıyor musun? Git o zaman orada öl açlık. Selamlar arkadaşlar. Göçmen Okur kanalına hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Umarım keyifler çok yerindedir. Bugün hem göçmenlikten hem dramın maalesef bol olduğu bir kitaptan bahsedeceğiz. Ama tabii ki kitabımıza geçmeden önce bir minik hatırlatma her zaman gibi yapıyorum arkadaşlar. Eğer beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Göçmen Okur Instagram hesabımı hepinizi beklerim. Ve eğer abone değilseniz de lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Hiç uzatmayacağım lafı, videomuza başlayabiliriz. John Steinbeck'in kesinlikle efsane kitaplarından biri arkadaşlar Gazap İzimleri. Kitap hakkında onlarca yorum bulabilirsiniz. Ağır işliyor diyeni de var, sarmıyor diyeni de var, her türlü yorum yapanı var. Ama gerçekten benim için efsane bir kitap oldu arkadaşlar. Ve gerçekten her kitap kolay kolay ağlatmaz. Tabii ki dramı bol olan kitaplar var. Tabii ki böyle sizi çok duygusallaştıran, bir yerlerde böyle canınızı acıtan çok kitapla karşılaşmışsınızdır. Her kitap ama kolay kolay ağlatmaz. Ben en azından kendi adıma gerçekten Gazap Üzümlerini okurken çok üzüldüm, çok ağladım. Çünkü bazı kitapların gerçek olduğunu bilirsiniz. Bazı kitaplar o hissi size verir. Yani siz okuduğunuz şeyin yalnızca bir kurmaca, yalnızca bir kurgu, yalnızca bir olay örgüsünün birleşimi olmadığını hissedersiniz. Çünkü bütün romanlara ben aynı şekilde aynı yorum yapıyorum. Hiçbir hikaye, hiçbir dram içinde gerçeklik olmadan yazılamaz arkadaşlar. Bakın bu bütün yazarlar için geçerli. Mutlaka içindeki karakterlerden biri, durumlardan biri, yaşanan bir olay, bir gerçeklik payı her romanda, her kitapta vardır. O yüzden aslında biz bazı kitapları çok seviyoruz ve bana göre bizler gerçekliğe daha yakın hikayelere bu yüzden kendimizi daha çok kaptırıyoruz. Çünkü ütopik bir hikayede akışa kaptırırsınız kendinizi ve heyecanla okursunuz. Ama gerçeğe yakın bir hikaye okuduğunuzda onda işte kendinizi bulursunuz, onda hayatı bulursunuz, onda yaşamın olmaması gereken ama doğal akışında maalesef yaşanan şeylerle karşılaşırsınız. Gazap Üzümleri de aslında işte tam olarak böyle bir kitap. Evet, vaktiyle bunu yaşamış binlerce insan, milyonlarca insan var. Bugün hala yaşayan insanlar var. Toprağını, köyünü, evini, her şeyini bırakmak zorunda kalan bir ailenin batıya yolculuğunu anlatıyor. Aslında kitabın çok büyük bir bölümü zaten o yolda geçiyor. Yani özellikle kitabı sevmeyenlerin çoğunluğunun bahsettiği şey o yolculuk esnası. Ama bana göre de o yol ve yolculuk aslında kitabın en kıymetli yerlerinden biri. Çünkü bir yola kalabalık bir aile olarak çıkıyorsunuz ve günün sonunda, kitabın sonunda tabii ki kimler gitti, kimler kaldıdan bahsetmiyorum ama günün sonunda yapayalnız kalıyorsunuz. Bambaşka hayallerle, umutlarla yola çıkıyorsunuz ve sürekli olarak o yolda bir bir eksilmeye başlıyorsunuz. Bazen o IMC usulü dediğimiz, o hani halk dayanışması, insanın birleşmesi noktasında evet birleşen bireyler olabiliyor, yardımlaşmalar oluyor ama aile olarak sürekli olarak eksiliyorsunuz. Çünkü hayat sizin planladığınız şekilde gitmiyor ve bu ailemizde yine batıya doğru yola çıkan milyonlarca toprağını, evini bırakmak zorunda kalan insan gibi hayallerindeki hayatı bulmak üzere çıkıyorlar yola. Yolda binlerce aileyle karşılaşıyorlar. Gidip geri dönenlerle karşılaşıyorlar. Geri dönenlerin çoğu aslında kandırıldıklarını söylüyorlar. Çünkü bu köylerini terk etmelerini zorlayan baskı, bu rejim sanki batıda böyle paralar dağıtılıyor, her yerde iş akıyor ve çok mükemmel bir hayat var izlenimi yaratmak için o köylere, o el konulan topraklara böyle sürekli broşürler dağıtılıyor. Halk da diyor ki ya zaten işte el kondu, bankalar geldi, kapitalizm geldi, bizim evimize, barkımıza, köyümüze, toprağımıza el koydu, bizim elimizden aldı. Madem batıda da iş varmış, burada açlıktan öleceğimize batıya gidelim diyorlar ve bu büyük bir kandırmaca aslında. Özellikle o yol kısmında işte bunun gerçeklik payını sorgulayanlar var, gerçek olduğunu gerçekten düşünenler var, daha kötü olduğunu hissedenler var. Özellikle yaşlılar topraklarını kaybettikleri için ve kendi doğup büyüdükleri yeri terk ettikleri için inanılmaz bir duygusallık içindeler. Ve yolda dediğim gibi o kayıplar var işte. Hayatını kaybedenler, yolda çekip gidenler bir şekilde. Zaten orada bir hayatım olmayacak karamsarlığıyla hiç yola devam etmeyenler. Hiç yola çıkmayanlar.
Bugüne kadar hep bambaşka yoldan gittim. Bundan sonra en azından insanlık için başka bir şeyler yapmalıyım. İnsanlık için bir harekete geçmeliyim duygusuyla onlara yoldaşlık edenler var. Ve hep beraber işte aslında çok da böyle ne bir yerden bir yere gitmeye, en azından 15-20 saatlik yollara gitmeye uygun olmayan bir kamyonete koca bir aile sıkışıp gidiyorlar. Ve gittiklerinde tabii ki hepimizin tahmin edeceği gibi aslında tam bir sefaletle karşılaşıyorlar. Çünkü gittikleri yerde ucuz iş gücü dediğimiz aslında gel ben sana 1 liraya, ben bunu TL olarak size anlatayım. 1 liraya sabahtan akşama kadar çalış. Çalışmak zorundasın, bu kadar 1 liraya. Çalışmıyor musun? Git o zaman orada öl açlıktan. Sana iyilik olsun diye etrafta bir kamp yapan, kamp kuran insanların baskıyla bir şekilde dışlanmayla onları da zor durumda bırakmaya çalışıyor ve tek amaç senin o zorlu şartı, o paraya kabul etmen. Ve insanlar tabii ki bir noktada hani açlıktan ölmektense ya da çocuklarının açlıktan ölmesindense bir tane ekmeğe razı geliyorlar ve bir yandan da tabii buna baş göstermek, buna direnmek isteyenler var. İşte hani bunu yapmayın. Çünkü siz bunu yaptıkça yarın o 1 lira 50 kuruşa, o 50 kuruş 25 kuruşa kadar düşüyor ve biz bir noktada gerçekten bedavaya sadece köle olarak çalışmış oluyoruz diyorlar. Ama tabii ki insanların yerine kendinizi koymanız gerek. Yani çocuğunuzun açlıktan, bebeğinizin açlıktan, işte karınızın, herkesin, kendinizin açlıktan ölmesini mi tercih edersiniz? Yoksa en azından olağan gücünüzle çalışıp ne o 1 lira 50 kuruş neyse ucunda alacağımız miktar, onu almanın daha insani olduğunu ben kabul edebiliyorum. Yani tabii ki bu yanlış ama bunu yapan insanın da neden yaptığını sorgulayamıyorum. Çünkü aslında arkadaşlar zaten kimse böyle hani evinden gittikten sonra kendi yurdunu, kendi olduğu yeri bırakıp gittikten sonra daha mutlu ve huzurlu bir hayata çabucak kavuşabileceğine bence içten inanmıyordu. Çünkü bu günümüz şartlarında bile böyle yani o kadar kolay değil hayat ki o gün bu kadar hiç kolay değildi. Ya şimdi o insanlar bir yere gittiklerinde, çekip gittiklerinde zaten büyük bir aslında darbeyle karşılaşmış oluyorlar. Ve bu darbe onları zaten biraz dibe çekmiş oluyor. Bir de gidip karşılaştıkça, kendi tükenişlerini gördükçe maalesef her şeye razı gelmeye başlıyorlar. Ama aslında razı gelinen şey, dediğim gibi bugün de hala aynı şey geçerli. Razı gelinen şey insanlığı biraz daha aşağı çeken bir şey. Çünkü modern kölelik dediğimiz şey aslında tam olarak o oluyor. Yani sen bir zincire bağlı değilsin, evet. Seni kimse silah zoruyla bir yerde tutmuyor, evet. Ama insanlar senin açlıkla, ailenle, sevdiğin insanlarla, onların ölümüyle bir şekilde karşılaşabileceğin ihtimaliyle seni köleleştiriyor. Ve sen bu köleliğe maalesef, evet, kendi isteğinle giriyorsun. Bu yüzden adı kölelik olmuyor. Ama özgür de değilsin tabii ki. Ve kimse o noktada, o ailelerin hiçbiri özgür değil. Geri dönüp gidebilecekleri bir yerleri yok. Birçok insanın da böyle oluyor zaten. Genelde dünyada bugün baktığınızda insanlar bir yerden bir yerlere göçler olduğunda, geride bir şey kalmadığında aslında hayat daha zor. Yani beyin göçü dediğimiz ya da işte daha iyi şartlarda yaşamak için gidişler biraz daha kolay olabiliyor. Çünkü hani en kötü ihtimalle gittiğiniz yerde hayat standartlarınız istediğiniz seviyeye ulaşmadığında en azından kendi eski şartlarıma geri dönebilirim diye oluyor. Ama bir de şöyle düşünün. Çakmağı çaktınız, evinizi yaktınız ve gittiniz. Geri dönecek hiçbir yeriniz yok. İşte bence asıl acı göçmenlik dediğimiz insanların aslında daha çaresiz olduğu nokta orası. Bugün tabii ki yaşanan insanların bir yerlerden bir yerlere gidişleriyle bazı durumları karşılaştırmıyorum. Çünkü bu insanlar bu kitapta aslında kendi toprakları içinde, kendi ülkeleri içinde ve zorla ellerinden alınan topraklar yüzünden gidiyorlar. Hani ben gideyim de daha iyi şartlarda yaşarım orada diye kalkıp yola çıkmıyorlar elbette ki. Zoraki bir göç bu. Zorlama bir göç. Çünkü gelip senin toprağını alıyorum ve sen ne yaparsan yap diye bir durumda bırakıldığınızda mecburen kendinize bir çare arıyorsunuz. Ve tabii ki o noktada gidecek bir yeriniz olmuyor. Ama gittiğiniz yerde de maalesef hiçbir zaman tam olamıyorsunuz. Ve bu hikayede de yine bu insanlar da yerel halk tarafından aslında çok dışlanıyor. Ve tabii ki oradaki toprak sahipleri, işte meyve bahçelerinin sahipleri, evlerin sahipleri, batı yakasının o zenginleri tarafından aşağılanıyorlar, dışlanıyorlar. İsimler takılıyor bu insanlara ve gerçekten hani dram dediğimiz şey, açlık dediğimiz şey, yokluk dediğimiz şey tam olarak burada devreye giriyor. Tabii bu kitapta aslında en çok hoşuma giden şeylerden biri de kesinlikle annelik oldu. Yani kitaptaki karakter, anne karakterimiz gerçekten böyle
var gücüyle ailesine destek olmaya çalışan, onların yanında olmaya çalışan, o güne kadar aslında hep sesi bastırılmış bir şekilde ailedeki erkeklere söz hakkı verildiği için kendisi kendi yemeğini yapıp işte kendi işiyle ilgilenmek zorunda kalmış bir kadın. Ama o noktada çoğu zaman ailesindeki erkekleri ateşleyen, fişekleyen, bir şekilde yanlarında olmaya çalışan, en büyük savaşı vermeye çalışanlardan biri. Bütün yükü aslında duygusal olarak üstlenen karakterlerden biri ve gerçekten çok güzel yazılmış bir anne karakteri görüyoruz biz orada. Çünkü belli başlı o, İşte sen annesin, hep ağlamalısın çocuklarınla, işte çocuklarını sadece okşayıp sevmek anne olduğunu gösteren belli kalıplar vardır ya, işte benim tam olarak karşı olduğum. O kalıpların dışına çıkıyor ve aslında anneliğin daha ziyade insanları yaşamda tutabilmek olduğunu gösteriyor bize. Bu çok güzel bir örnek. Evet, hikayede ölen insanlar var. Öldüklerinde gerçekten çok canımı yakan, yani çok üzüldüğüm insanlar oldu. Özellikle en azından çok başında geçtiği için bir karakterden bahsetmek istiyorum. Mesela ailenin dedesi, yani en büyükleri, köyden gitmek istemiyor. Burada öleceğim diyor. Hani herkes gitti ama ben burada ölmek istiyorum diyor. Ve aile en azından diyor ki hani ilaç katalım, hani suyunu içeceğine bir şeyine, ve hani nasıl bırakacağız dedemizi babamızı burada. Burada ölür en azından. Hani yanımıza almış olalım diye adamı uyutuyorlar ve kamyonete bindiriyorlar. Ama adam yolda ölüyor. Yani gideceği yere bile varamıyor. Günün sonunda bir yol kenarında, hiç işte bilinmedik bir yerde gömmek zorunda kalıyorlar. Ve birçok insan bu şekilde gömülmek zorunda kalıyor. Mezarları bile olmadan oraya buraya gömülerek. Ve bu çok acı bir şey. Yani sevdiğiniz insanların, yanınızda olmasını istediğiniz insanların aslında gömüldükleri bir yer olmayışı. Yani onların bir bilindik ya da yanında durabileceğiniz, gidip dertleşebileceğiniz bir mezarları bile olmuyor. Anne karnında korunmaya çalışan bebekler var. Bir şekilde yaşamda tutunmaya çalışan çocuklar var. Gerçekten çok fazla hikaye var kitapta. Ben kendi adıma söylüyorum tabii ki. Ben yavaş ilerlediğini düşünmüyorum. Aksine ben çok kaptırarak okudum kendimi. Birazcık belki sizi de zorlayabilir. Zaten genel olarak kalın da bir kitap. Hani daha böyle küçük puntolarla da yazılmış bir kitap. Biliyorum hani birazcık böyle hemen iki günde bitirirsiniz dediğim bir kitap değil. Ama öyle aylarca, haftalarca falan okuyacağınız bir kitap değil ve gerçekten çok seveceğinize inanıyorum. Mutlaka okumanızı istiyorum. Bakın, bugüne kadar okumadıysanız kesinlikle Gazap Üzümleri'ni okuyun. Çünkü insana çok şey kattığına inanıyorum. İnsanın duygu, empati durumunu çok geliştirdiğine inanıyorum. Ve empatinin insan hayatındaki en azından önemini kendi adıma bildiğim için ve biraz da böyle maalesef bazı durumlarda çok duygusuzlaşabildiğimiz bu modern dünyada bazı duyguları hatırlayabilmek, bazı manevi değerleri koruyabilmenin çok önemli olduğuna inanıyorum. En azından onları hatırlatıyor. Aile denen kavramın güzelliğine, aile denen olgunun, anne baba ve evlatların aslında o bağına, o bir oluşlarına gerçekten çok ihtiyaç var günümüz dünyasında. Özellikle bireyselleşen toplumlarda. Sizin de bunları, bu tarz durumları çok seveceğinize inanıyorum. Kitabı genel olarak zaten çok seveceğinize inanıyorum. Mutlaka okuyun. Çevrenizdeki insanları okutun. Çünkü hayat o kadar kolay bir yer değil arkadaşlar. Geçmişte yaşanan şeyler maalesef bugün bile bizim karşımıza çıkıyor. Ve ben hayatta hep aynı şey diliyorum insanlık için. Umarım herkes kendi evinde, kendi ailesinin yanında, kendi konfor alanında gözlerini bu dünyaya kapatır. Kimse hiçbir yere gitmek zorunda. Kimse bir yerden bir yere göç etmek zorunda. Hayatıyla, sevdiklerinin hayatıyla ve gelecekle bir arada kalış içinde kalmaz umarım. İnsanın yaşamla ölüm arasında o kalışı gerçekten çok zor bir durum ve bir şekilde insanın her durumda, her şartta ayakta kalış biçimi, savaşmaya devam edişi de aslında doğamız gereği bizim ne kadar güçlü ve bir şekilde dayanmaya mecbur olan varlıklar olduğumuzu gösteriyor. Hepsi evet kitapta var. Hepsini okudukça daha çok içinize alabileceğiniz ve sizi daha çok içine alacağına inanıyorum. Lütfen siz de okuduysanız yorumlarınızı yapın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Atladığım bir yerler olabilir. Kitabın genel olarak bütün konusundan tabii ki bahsetmek istemedim. Çok fazla spoiler vermeyi doğru bulmuyorum. Ben daha çok hepiniz biliyorsunuz artık tarzımı. Kitaplar üzerinden sohbet etmeyi seviyorum. Sohbetimiz de bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Lütfen beğendiyseniz beğeni basmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.